SİHA, İHA konusunu konuşuyoruz ama sonuçta SİHA'yı dünyada yapan 6 tane ülke var. Doğru. Ve SİHA'yı yapmaktan öte onun teknik kapasitesi de çok önemli. Yani dünyada belki birçok ülke SİHA'yı yapabiliyor ama bunu verimli kullanabilen ülke sayısı bildiğim kadarıyla 2. Doğru. Doğru mudur? Doğru. Yani ABD ve İsrail dışında bunu çok verimli, sahada kullanabilen, başarılı kullanabilen bir şey yok. Hatta en son Afrin Harekatı sırasında şunu gördük ki SİHA bir kuvvet çarpanı. Ve geçmişteki İsrail örneklerinde, çünkü Türkiye'de İsrail hatıraları var, öyle söyleyeyim. Çünkü Amerikalılar Türkiye'ye bunu parasıyla bile vermedikleri için kullanabildiğimiz bir tek o vardı. Aynı denklikte olan iki tane fonksiyon değerlendirdiğimizde arada bir uçurum olduğunu söyleyebiliyoruz şu anda. Bunu kim söylüyor? Askeri yetkililer söylüyor. Çünkü her onu da kullanan bu ülkenin askerleri, diğer taktik SİHA'yı kullanan da onlar. Burada bir şey soracağım. Mesela evet, zaman zaman şu söylendiğinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Türkiye'de diğer ülkelerden alınan SİHA'larla bu SİHA'lar karşılaştırıp bu SİHA'nın pahalı olduğunu söylendiğinde ne düşünüyorsunuz? Yani, veya ikinci soru da şu, aradaki fiyat farkı ne? Evet, yani biz aslında yani savunma sanayi öyle bir alan ki ürün spekleri, teknik özellikleri ve dayanacağı, çalışacağı koşullar çok zorlu koşullar. Dolayısıyla sivil sektördeki bir ürüne göre savunma sanayi her zaman o parametrelerden dolayı daha yüksek ücretli oluyor. Yok, ben şey olarak karşılaştırmanızı istiyorum. Evet, diğer örnekleriyle. Olarak. Evet, evet. Yoksa onu da tabii ki ifade edeyim. Aynısı olmaz. Şimdi zaten milli teknoloji hamlesinde, yani Türkiye'nin milli özgün üretim modelinin en önemli kazanımlarından bir tanesi, ekonomik anlamda da bu, yani yurt dışından satın aldığınız ürün yerine siz kendiniz yerli firmalarınızla o alanda kabiliyet geliştirerek teşvik edildiği anda, özel sektöre yönlendirildiği anda Ar-Ge artı üretim maliyeti yurt dışından aldığınız üründen dahi çok çok daha az oluyor. Yani bunun birçok nedeni var. Yani en temel nedeni bu tarz ürünler çok fazla sivil ticari piyasada olduğu gibi rafta her yerde satılan ürünler değil. Özel ürünler olduğu için, siparişi özelde üretim olduğu için çok yüksek maliyetlerle tedarik ediliyor. Mesela bir Heron'dan örnek verelim. Bayraktar TB2 burada görüyorsunuz. Şu an bundan işte artık kimse, eskiden İHA dendiği zaman Heron anlaşılıyordu. Şu an uçuş süreleri, uçuş saatleri itibariyle çok çok daha fazla uçuyor. Yaptığı görev etkinliği, teknik performans çok daha üstün. Bunu silahlı, yani bunu bilenler, kullananlar çok net olarak biliyorlar. İfade ediyor. Ve maliyet olarak da baktığınız zaman bir Heron'a karşılaştırmaya 1/4 gibi bir maliyet oranına, yani denk geliyor. 4 tane yerli SİHA aldığınızda bir Heron parasını almış oluyorsunuz. Evet. Peki bunu